Stellaris Tam Rehber serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda sizlerle beraber polisler hakkında konuşacağız. Bu geçen bölümde de oynadığım ülke. Daha önce başlayıp oynamayı bıraktım şu anda çünkü amacıma ulaşmıştım. Burada polisler hakkında şöyle bir bakmak istiyoruz hep beraber. Bu yani oyundaki en kritik ve belki de yani yeni başlayanlar için hiç bakılmayan, çok umursanmayan bir yer ama aslında en önemli yerlerden biri. Burada ülkenizin diğer ülkelerle olan ilişkisini, kendi içindeki politikalarını belirliyorsunuz. İlk olarak yani bir de şimdi şöyle şunu da söyleyeyim. İlk yani normal bir ülkeye başladığınızda bu kadar çok olmuyor. Zamanla bazı şeyler geliyor ekstradan. Diplomat stance ama oyunun başından beri var. İlk başta direkt expansionist olarak başlıyor. Hepsine teker teker değinmek istiyorum çünkü çok önemli burası. Belligerent bu zayıfları yok etme yani zayıfları saldırmanız için yani zayıf ülkelere karşı savaşmanız için. Siz güçlüyseniz tabii. Yani yanınızda zayıf bir ülke varsa ona karşı bir avantaj sağlıyor. Şöyle naval kapasiteniz arttırıyor ki çok güzel. Daha çok gemi basabilirsiniz. War Exhaustion Gain çok önemli bir şey. Yani çoğu savaşı belirleyen War Exhaustion'un kimin daha az olduğu. Ve claim atmanız daha ucuz. O yüzden çok iyi ve bir de ekstra bir zararı var. Birini eğer improve yapmak istiyorsanız o daha pahalıya artık improve relation yapıyor. Yani bir ülkeyle aranızı düzeltmek istiyorsanız daha zor oluyor. Daha pahalı oluyor. Kooperatif. Bunun tam tersi. Bu da bir de bunda var mıydı? Yok, tamam. Kooperatif de tam tersi. Daha çok iyi ilişkiler kurmak üzerine. Ben şu an pasifist oynadığım için kooperatif oynuyorum. Bu da envoylarınız daha iyi çalışıyor. Ve Border Friction diye bir şey var. Yani bir eksi debuff. Yakınınızdaki bir ülkede Border Friction'lar oluyor sürekli. Yani sürekli aranızda bir eksi oluyor. Eksi bir ilişki oluyor. Onu önlemek için Border Friction %50 azaltıyor ki çok iyi. Bu da Harm Relation yapmanızı yani aranızı bozduracak şekilde çalışmanızı engelliyor. Daha pahalıya mal oluyor size yani ki niye yapasınız bilemem. Bu izole yaşamak için. Bu da çok daha farklı. Bu tamamen dışa kapalı oluyor. Bunda da iki türlü de yani ne iyi aranızı iyileştirebiliyorsunuz ne kötüleştirebiliyorsunuz ama size çok güzel bonusları var. Admissive kapasitenizi arttırıyor ki bu çok güzel bir şey. Early game'de özellikle. Mount unit'i artıyor. Bu da çok önemli. Early game'de. Governing attraction genel olarak tüm oyun boyunca iyi. Ama diğer şeyler dolayısıyla biraz sıkıntılı. Diplomatic weight özellikle. Bu sizi Galactic Community'de daha az etkinizi gösterebiliyorsunuz. Yani varlığınızı gösterebiliyorsunuz. Aynı şekilde influence costlarınız da artıyor. Örneğin claim atmak vesaire. O yüzden çok yani bence çok avantajlı bir şey değil. Expansionist bu early game'de çok iyi. Yeni outpostları inşa etmeniz yani yeni sistemleri ele geçirmenizi daha ucuza getiriyor. Aynı zamanda kolonileriniz daha hızlı inşa oluyor. Kolonilerinizdeki binalar. Ama border friction veriyor size. Yani dediğim gibi sınırda sıkıntı yaratabiliyor. Supremist bu biraz farklı. Yani bir ekstra. Burada yani gücünüzü ortaya koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki biz yani herkes bize hizmet edecek. Bunu yaptığınız zaman ama improve relation yapmanız zorlaşıyormuş. Ve düşmanları süpremis alan başkaları karşı da aranız kötüleşiyor. Bayağı bir. Aynı şekilde yine ordu kapasiteniz artıyor ciddi bir miktarda ve War Exhaustion gain'iniz %20 azalıyor ki bu çok fazla. Fleet Power'ınızda daha çok diplomatik hakkı kazanıyorsunuz. Bu şu demek. Galactic Community'de söz senatöre gidelim. Mesela Community'de görebiliriz galiba. Aynen. Community'de mesela diplomatik weight'ler gözüküyor bakın. Burada işte ordudan gelen belli bir weight var. Belli bir teknolojiden, ekonomiden işte oradan gelen weight'inizi arttırıyor Supremist alırsanız. Sonrasında buraya geçtikten sonra War Philosophy. Burası da önemli bir yer. Unrestricted War yaparsanız istediğiniz zaman istediğiniz yere savaş ilan edebilir ve claim atabilirsiniz. Libertine War herhangi bir şekilde bir yere
Claim atamıyorsunuz ama savaştayken, defansif savaştayken claimleyebiliyorsunuz. Ve diğer ülkelere ideoloji değiştirme üzerine savaş açabiliyorsunuz. Yani sizin ideolojinizi almaları üzerine savaş açabiliyorsunuz. Defensive War da aynı şekilde ama sadece Liberty War, yani Liberation War kasus kalkıyor. Yani başkalarına ideoloji değiştiği için savaş ilan edemiyorsunuz. Öyle bir eksisi var diyeyim. War Doctrine bu da çok önemli bir yer. Burada da gemilerin savaşta nasıl savaşacak onu gösteriyor. Defense in Depth'te sizin topraklarınız için daha güçlü oluyorsunuz. Hit and Run'da gemileriniz patlamadan da önce kaçma olasılığını arttırıyor. Güzel bir şey. Rapid Deployment yani en bence güzellerinden biri. Gemileriniz hızlı, daha hızlı hareket ediyor ve daha uzağa atış edebiliyorlar. Ki çok güzel, hatta bunu buraya geçirelim. No Retreat, bunun için fanatik militarist olmanız lazım. Bu şöyle bir şey. Gemilerinizi inanılmaz güçlendiriyor ama yani ölümüne savaştırtıyorsunuz. Yani ölümüne yani. Bayağı, eğer güçlüyseniz çok daha güçlü şey yapıyor ama güçsüzseniz gemileriniz yok olur. Yani o yüzden çok hızlı kaybedersiniz savaşı. Ki güçlüyken bile gemi kaybetmek önemli. Gemi kaybetmemek çok önemli. Çünkü gemi kaybettiğiniz zaman var exhaustion'ınız çok hızlı artıyor. Orbital Bombardment, bu da önemli bir yer. Burada farklı seçenekler de çıkıyor. Belli ideolojilere göre. Ve ülke özelliklerine göre. Şey vardı. Armageddon var. Bir de Displacement vardı sanırım. Bir tanesi ölümüne bombalıyor. Yani dibine yok ediyor şehri tamamen. Diğeri de popülasyon çalıyor bombaladığınız yerden. Indiscriminate %11'in sanırım, ya %11'di ya da yani 11 popülasyona kadar sanırım, veya daha fazla da olabilir. Bombalıyor ve herkes öldürüyor. %100 damage atıyor. %100, %50 civarı damage atıyordu. Selective daha barışçıl. Daha çok militeriye, askeri birliklere damage atıyor. Halka fazla zarar vermiyor ve daha yüksek işte popülasyona kadar öldürüyor. Eğer çok fazla bombalarsanız tabii. Natural Interference. Bu kısımda evrende bazı gezegenler primitif, ilkel oluyorlar. Onları nasıl inceleyeceğinizi gösteriyor bu da. Native Alignment da aynı şekilde, yani onları yükseltebilir misiniz? Yani gidip onları işte uzay çağına direkt çat diye çıkarabiliyorsunuz. Onu engelleyip engellemeyeceğinizi söylüyor. Resettlement şöyle bir şey. Niye bende Loth? Muhtemelen halk şey pasifist ol şey demokratik olduğum için böyle istiyorlardır, o yüzden yapmışımdır da. Bu bir gezegenden diğer gezegene insan taşıyıp taşıyamayacağınızı belirliyor. Yani çat diye birini öbür tarafa taşıyamanızı engelliyor şu anda benimki. Allowed dersek istediğimiz gibi taşıyabiliyoruz. Genelde bu allowed olması daha avantajlı. Bu bir gezegeni işgal ettiğiniz zaman onun içindeki 5 popülasyon alınıp sizin 5 popülasyonunuzu koyarak yani orayı sizin halkınıza dolduruyor. Fethettiğiniz yeni yeri. Avantajlı bir şey. Ben demokratik olduğum için yine aynı şekilde ve pasifist olduğum için prohibited. Yani engellenmiş. Bu aslında şey. Yine demokrasi de istenmemiş ama. Liderler özel olarak seçiliyor. Gittikçe bu teknolojiyle gelen bir şey. Yavaş yavaş yükseliyor yani. İlk önce işte selected lineages, sonra da capacity boosters geliyor. Bu liderleriniz daha kaliteli gelmesini sağlıyor. Daha uzun ömürlü. First Contact protokol, bu da çok güzel, önemli bir şey. Ya bu peaceful harici olması çok mantıklı değil. Çünkü yani agresif, direkt eksiyle diğer ülkelerle başlaması çok mantıklı değil yani. O yüzden peaceful kalması çok daha mantıklı. Yani ilk biriyle karşılaştığınız zaman peaceful mısınız, agresif misiniz onu belirliyorsunuz. Yani çok bir avantajı da yok. Bu çok en önemli, yani poliselerde en önemlilerinden biri bu. Initial Border Status. Bu yeni biriyle tanıştığınız zaman sınırlarınızı ona açacak mısınız, kapalı mı duracak? Onu belirliyor. Bazı durumlarda bunun close kalması, ben genelde oyun başında close yaparım, sonra her yeri aldıktan sonra open yaparım. Çünkü mesela alırken şöyle gezegenleri biliyorsunuz, yani şunları almak, birleşim yerlerini almak daha önemli. Yani ben gidip şöyle alıp sonra şu iki yeri almayabilirim. Yani bunu sonra alırım. Ama adam gelip mesela burada gelmiş, buraya kurulmuş mesela. Yani benim sınırım içine kurmuş. Ben bunu istemiyorum. O yüzden bunu engelleyebiliyoruz.
buradan. Ekonomi polisi yani çok böyle mix tarzı çok güzel değil çünkü verdiği bonus götürüsünden daha fazla, daha az. O yüzden çok savaşta böyle aşırı Allah'a ihtiyacınız varsa veya sivil ekonomi ne zaman geçersiniz bilmiyorum. Belki zaman zaman oyun başında. Yani yapmayın yani. Allah'a üretmeyin yani. Niye düşürürsünüz ki yani bonus diyebilirim. Veya tamamen böyle consumer veya tamamen Allah'a üzerine kurulu bir şey yapmak istiyorsanız direkt ekonomi bu şekilde yapabilirsiniz. Trade Place polisi en önemlilerinden biri yine trade'den geliriniz nereye harcanacak? Yani trade volumunuz neye gelecek? Bu mesela ilki trade volumunuz direkt bir krediye çeviriyor. Bu 0.5 kredi ve 0.25 consumer good ürettiriyor. Bu da 0.5 enerji ve 0.25 unit ürettiriyor. Ki unit'i ya ben unit için bina yapmayı pek sevmiyorum. O yüzden genelde bunu kullanıyorum. Trade'i ona harcıyorum. Çok gerekirse bazen consumer da ürettiğim oluyor. Ama yani bunu direkt yapmak çok mantıklı değil yani. Zaman zaman belki gerekebilir ama. Bir de bunu da yasa değiştirdiğin zaman 10 yıl boyunca o yasada kalıyor. Artificial Intelligence yani robotlarınız nasıl onlara haklar tanıyorsunuz? Servitude yaparsınız, outlaw yaparsanız hepsini yok ediyorsunuz. Servitude'de ruler job'a kadar gelebiliyorlar ama ruler olamıyorlar. Citizen Right'ta her şey oluyor ancak consumer good harcamaya başlıyorlar ve daha çok yer kaplamaya başlıyorlar. Ben de şu anda öyle bir sıkıntı olmadığı için direkt Citizen Right veriyorum. Robotic Worker zaten allowed. Presafiens bunlar bazı gezegenlerde düşük seviyeli canlılar oluyor. O canlıları ne yapacağınızı söylüyorsunuz. Protected derseniz onlara bir şey yapamıyorsunuz. Tolerated bazı canlılar bazıları yani yok edebiliyorsunuz. Avlayabiliyorsunuz veya yok edebiliyorsunuz direkt. Refugees şöyle bir şey. Yani mülteciler. Bir gezegen diyelim ki düşman ya başka bir gezegen. Şu gezegen burada bir gezegen var diyelim. Gezegen olan bir yeri göstereyim. Aynen burası. Burası diyelim işgal oldu. Buradan mülteciler çıkıyor. Oradakileri sen istiyor musun, istemiyor musun? İlk seçenek istemiyorum. Hiç getirmeyin. İkinci seçenek eğer benim ırkımdansan gelsin yoksa istemiyorum. Diğeri de herkes gelebilir. Popülasyon kontrol şöyle bir şey. Örneğin benim başkentim. Değil benim başkentim. Başkentim hangisi? Şu. Aynen bu başkentimmiş. Ben buradan popülasyonu iptal edebilirim veya hangi popülasyonun burada büyüyebileceğini karar verebiliyorum. Eğer ki buna allowed yaparsam. Veya doğrudan popülasyon büyümesini kesebiliyorum. Veya şu anda sadece azaltabiliyorum. Yani burada daha az popülasyon artsın diyebiliyorum. Ama bu, eğer bu açıksa direkt kesebiliyorum. Kölelik direkt. Purge'de de iki seçenek var. Ya da kapamak ve iki seçenek. Bazılarında daha fazla da oluyor bazı ideolojilerde ve bazı ülke tiplerinde. Displacement ülkeden atma yani direkt sürüyoruz galaksiden. Bizim yani galaksiden dedim bizim sistemlerden sürüyoruz. Başka sistemlere atıyoruz. Veya direkt yok edebiliyoruz onları. Soykırım yapılabiliyor. Yani burada. Polisler bu kadar. Daha farklı polisler de var. Ama şimdilik jenerik polislere de değinmek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.